Efendim bir yılın geride bırakıldığı Türkmenistan'da 2021 yılında yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Geçtiğimiz yıl Türkmenistan gündemine damga vuran önemli gelişmeler şunlardı. 14 Ocak'ta Türkmen ve Afgan liderler Türkmenistan'ın batısıyla Afganistan'ın kuzeybatısını birleştiren karayolu, uluslararası fiber optik iletişim hatları ve Kerki-Şibergan enerji nakil hattının açılışı için bir tören gerçekleştirdi. Böylece TAP projesinin Türkmenistan, Afganistan, Pakistan enerji nakil hattı projesinin ilk etabı tamamlanmış oldu. Esselamu aleyküm rey, kardeş. 21 Ocak'ta Azerbaycan ve Türkmenistan Hazar Denizi'ndeki Dostluk sahasını ortaklaşa geliştirmek için anlaşma imzaladı. Anlaşma Güney Gaz Koridoru ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı sistemleriyle zengin Türkmen kaynaklarının uluslararası pazarlara taşınmasına olanak sağladı. 6 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbanguli Berdi Muhammedov tarafından kabul edildi. Görüşmede Berdi Muhammedov, Türkmenistan'la Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin verimli ve hızlı gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mart ayında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmine hız verilmesi amacıyla Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi ortak toplantısı çevrim içi yöntemle gerçekleştirildi. Bu hususu dikkatinize çekmek istiyorum. Nisan ayında Aşkabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban Guli Berdi Muhammedov'un katılımıyla Uluslararası Kongre Merkezi kompleksi açıldı. Açılışa kabine üyeleri, büyükelçiler, rektörler, yerli ve yabancı basın mensupları ve birçok üniversite öğrencisi katıldı dünyanın en şaşırtıcı yerleri listesinde yer alan Türkmenistan'daki kara kum ateşi TRT tarafından görüntülendi. Aşkabat'ta Türkmenistan Petrol ve Gaz Uluslararası Yatırım Forumu düzenlendi. Forumda TRT Havaz'a özel açıklamalarda bulunan Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi Sokar'ın başkanı Rovnak Abdullayev, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın petrol ve gaz sektöründe büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Kardeş kattığını istifade edebilirim. Ağustos ayında Türkmenistan Orta Asya ülkeleri devlet başkanları zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede Orta Asya ülkeleri arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, lojistik, kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Eylül ayında TRT Aşkabat temsilcisi Uğur Sami Gezer tarafından yapımı gerçekleştirilen İnci Şehir Aşkabat isimli kısa film, Türkmenistan'da düzenlenen Benim Vatanım isimli film festivalinde en iyi senaryo dalında ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Kurban Berdi Muhammedov tarafından verilen ödül TRT Aşkabat temsilcisi Uğur Sami Gezer'e takdim edildi. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkmenistan'ın diğer turizm güzelliklerini anlatacağımız yapımlarımızla büyük resmi tamamlamanın gayreti içinde olacağız Amen. Eylül ayında Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılı yurt genelinde tören ve şenliklerle kutlandı. Kurban Guliberdi Muhammedov Ahal atına binerek tribünleri selamlayarak dünyaya barış mesajı verdi. Ekim ayında Aşkabat Yadigarlık Anıtı'nda bir anma töreni düzenlendi. Törende 1948'deki Aşkabat depreminde hayatını kaybedenlerle 2. Dünya Savaşı'nda İstiklal Mücadelesi'nde şehit düşen kahraman Türkmenler anıldı. Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki siyasinin buluşmasının ardından Türkiye ve Türkmenistan arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Kasım ayında ise Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülke liderleri Berdi Muhammedov'un ev sahipliğinde bir araya geldi. Zirvede üye ülkelerin ticaret ve yatırım faaliyetlerinin geliştirilmesi, enerji ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Kasım ayında pamuk asadının sona ermesiyle büyük bir sevinç yaşandı. Ülkede bağımsızlığın 30. yılında 1 milyon 250 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirildi.